1992 yılında Türkiye'ye geldi. 2007 yılında Türk vatandaşlığına geçti. Yabancı yatırımcı getirdi Türkiye'ye hayal edemeyeceği milyar dolarları kazandırdı. Yetmedi, Türkiye ve dünya genelinde FETÖ'cülere savaş açtı. Ancak FETÖ'cü suçlamalarına maruz kaldı. Mubariz Kurbanoğlu. Azerbaycan Türk'ü armatör bir hayırsever. Dünyanın en büyük gemicilik şirketlerinden birisi olan Palmeli grubun sahibi. Hedefte. 17-25 öncesi ve sonrası FETÖ'yle ilişkisi olmadığı öne sürülen ünlü isim Mubariz Kurbanoğlu, FETÖ'cü suçlamasına maruz kaldı. Her şey 2017 yılında CİMER'e yazılan bir ihbarla başladı. İhbarda Kurbanoğlu'nun FETÖ'ye irtibatlı olduğu iddia ediliyordu. Bağlantıları didik didik edildi. FETÖ'ye dair bulgu yok. 17-25 sonrası Bank Asya ve FETÖ'nün diğer şirketlerine parasal katkı sağladığına dair delil sunulamadı. Paylok ve benzeri özel şifre yazışma programını kullanmadığı anlaşıldı. FETÖ derneklerinde bağışta bulunmadı. Emniyet, MİT ve MASAK raporlarına rastlanamadı. Kapsamlı sosyal medya taraması yapıldı ancak FETÖ'ye dair iz bulunamadı. Örgütün sivil toplum kuruluşları adı altında sohbet ve toplantılara katıldığına dair fotoğraf ve video kaydına rastlanamadı. Örgüte himmet adı altında para aktardığına dair hiçbir bulgu ortaya koyulamadı. Yargıda ve emniyette örgütle değini hareket ettiği tespit edilen kişiler arasında yer almadı. FETÖ iktisatları SKK kayıtları bulunamadı. Takipsizlik. Kısacası soruşturma yürüten mahkeme, FETÖ'cülük kriterlerine taşımadığı anlaşılan Türkiye ve Türk dostu Mubariz Kurbanoğlu hakkında takipsizlik kararı verdi. Peşini bırakmadılar. Ancak Mubariz Kurbanoğlu hakkında bu kez yeni bir FETÖ soruşturması açıldı. Dosyadaki gizlilik kararı sebebiyle Mubariz Kurbanoğlu'nun neyle suçlandığı bilinmiyor. Kimlerin hedefinde? Bir dönem FETÖ'cüler tarafından tehdit edilen Kurbanoğlu'nun Türkiye'ye son dönemde etkili olan bir enerji firması tarafından bertaraf edilmeye çalışıldığı iddia ediliyor. Terörist başı Fethullah Gülen'in ses kaydı. Ben bizzat gitmedim de sadece bir iki insan geldi buraya, yani onlarla görüştüm. Bu sözler Pensilvanya'da ikamet eden Fethullahçı terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in bizzat kendi ağzından dökülüyor. Gülen 2017 yılında yani 15 Temmuz işgal girişiminden sonra Mubariz Kurbanoğlu'nu hedef aldığı ileri sürülen ve Türkiye'deki etkili olan bir enerji firması yetkilileriyle kendisiyle görüşme gelip temas kurmak istediklerini söylüyor. Burada bir kere görüştük, bizden bir adam istedi yani. Amerika'yı da iyi bilen, buradaki insanlarla temas eden, böyle diyalog adına işe yarar diye bir insan istedi. FETÖ başı Gülen'in Mubariz Kurbanoğlu'na kafir dediği ses kaydının tamamı, dava aşamında olan bazı dosyaların selameti için şimdilik yayınlamıyoruz. 2007 yılında Türk vatandaşlığına geçip Kurbanoğlu soyadını alan Mubariz Masvov, 17-25 öncesi dahi FETÖ'ye karşı büyük bir mücadele verdi. Önce kendi şirketine sızmış olan FETÖ'cülerin işine son verdi. Şok eden belgeler. 2009'da Rusları FETÖ'ye karşı uyarmış. 2009 yılında bizzat kendi avukatları ve şirket yöneticileri aracılığıyla Rus yargısına başvurdu. FETÖ okullarını kapatın. Türkiye ve Rusya aleyhinde faaliyet gösteren FETÖ'ye ait çağ okullarının Rusya'da kapatılıp yöneticilerin ülkeden deport edilmesini istedi. 2009 yılında söz konusu olan belgesi ulaştı. Bahsi geçen yılda Rus Devlet Gazetesi'nde FETÖ propagandası yapıldı. Burada karşı çıkıp örgütün Türkiye'ye Rusya ve düşmanı olduğunu altını çizerek uyarıda bulundu. Aliyev ve FETÖ tehlikesini anlattı. Kurbanoğlu 2012 yılında ise Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'e randevu alıp FETÖ okulları tehlikesini anlattı. Aliyev çağrıya uyup bazı FETÖ okullarını kapattı. Ancak bir hataya düşüp Türkiye'de faaliyeti olan FETÖ'ye yakın bir enerji şirketine teslim etti. Kenya'da 4 FETÖ okulu kapattırdı. Yine 2011-2012 devreye girerek Kenya'da 4 FETÖ okulunun kapısını kilit vurarak sözlü eğitimlerine son verdirdi. FETÖ karşıtı eylemleri nedeniyle 17-25 Aralık darbe girişimine hedef alındı. Mubariz Kurbanoğlu FETÖ'den iğrenç tehdit. İstanbul'daki evi basıldı. FETÖ'cü polisler tarafından özel hayatıyla tehdit edildi. Azerbaycan Türkiye iş adamı Mubariz Masvov Kurbanoğlu Türkiye'ye sayısız yatırımlar yaptı. Devlete sayısız hizmetler sundu. Türkiye'de çeşitli binalar inşa edip direkt kamuonun önüne sundu. Onlardan birisi İstanbul Etiler Polis Karakolu 2008 yılında yaptırdığı polis karakolunun maliyeti milyon dolarları buldu. Türkiye'nin dört bir yanında anaokulları inşa etti. Açışlarına dönemin Devlet Yetkileri Başkanı Binali Yıldırım katıldı. Şehit ailelerine yardım edip daireler hediye etti. Hastaların sağlık harcamalarını üstlendi. Gezi olayları döneminde kendisine ait ünlü bir otelin üstüne dönemin Başkanı Tayyip Erdoğan'a dev pankartını asıp başkanımızla beraber izledi. İşte bu profile sahip ismin belirsiz bir şekilde FETÖ'cülük suçlamalarına maruz kalması kamuoyu tarafından garipsemiliyor.